İyi günler arkadaşlar. Yine iki soruyla karşınızdayım. Birbirine çok benzeyen iki soru. Hemen birinciyi çözüp diğerini de ona benzer şekilde ekleme yaparak çözeceğim. Yetişirse, süre uzamazsa bir soru daha bunları ekleyeceğim. Evet, en adet sayı veriliyor. İkiye tam bölünebilen sayılar ile üçe tam bölünebilen sayıların ortalamasını bulunuz. İkisinin ortalamasını bizden ayrı ayrı istiyor. İkiye tam bölünebilenleri bir de üçe tam bölünenleri istiyor arkadaşlar. Evet, birincisi bunları toplamam lazım. Onun için değişkenler tanımlıyorum. Integer toplam ikiye bölünenler. Böyle ikiye bölünenler toplamı demeye karar verdim. İkiye bölünenler toplamı. Sıfırdan başlatayım. Hemen buradan bir tane çoğaltayım. Üçe bölünenler toplamı diyeyim. Üçe bölünenler toplamı. Daha sonra double değişken tanımlayayım. Ortalama. Ortalama 2 diyeyim. 2'ye bölünenlerin ortalaması anlamında ortalama 3 diyeyim. 3'e bölünebilenlerin ortalaması anlamında da bunu söyledim. Şimdi var daha tanımlanacağım değişkenler ama sonraya bırakıyorum. Şimdi for dedim. I sıfırdan başla. N'e kadar git. N nedir? N başta verilen bir sayıdır. N adet sayı veriliyor dedim. Şöyle verilsin. Veya bunu ekrandan okuyalım biz bu sayıyı. Scanner. Scan eşittir new scanner system.in. Arkadaşlar siz bunu ilk defa yazdığınızda bu scanner'ı, diğer videolarda anlattım emin değilim. Siz bunu ilk defa yazdığınızda n'i de tanımlayayım bu arada. N'i tanımlamayayım. Int n eşittir scan.nextint diyelim, ekrandan bunu okusun. Siz şimdi bunu ilk defa tanımladığınızda arkadaşlar hata mesajı alacaksınız. Şu olmadığı için. Satır olmadığı için. Sileyim o satırı. Bakın hata mesajı var. Scanner ne, ben tanımıyorum diyor. Bunu import etmeniz lazım. Import işi nedir? Import işini size çok anlatmayacağım. Daha sonraki konularımız. İleri Java konuları bunlar. Siz sadece bunun üzerine gelin. Import class deyin. Bunu import etsin. Bakın import etti ve o yazıyı yazdı buraya ve sorun giderildi. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar. Bu sayı ikiye bölünebiliyor mu diye soracağım. Önce sayıyı okuyacağım. Pardon. Çevrimin içerisine girdim. En defa sayı okuyacağım. En defa sayı okuyacağım. Okuyayım bu sayıyı. Hani sayı nerede? Sayı yok. Burada bir sayı tanımlayalım o zaman. Integer bir sayı tanımlayalım. Bu sayıyı ekrandan okuyayım. Sayı eşittir. Scan.nextint. Evet. Sayıyı okudum. Şimdi bu sayı ikiye bölünüyor mu diye kontrol edeceğim. If sayı %2 eşit eşit 0. O zaman gel aç parantez. İkiye bölünenler toplamı eşittir. İkiye bölünenler toplamı artı sayı. Şimdi arkadaşlar ne hatası verdi bakalım arkadaşlar. Bize hata veriyor. Buna diyor bir başlangıç değeri vermedin diyor. Evet, buna bir başlangıç değeri vermem gerekirdi. Yani bu ne ki diyor, ben neyi sayıyla toplayıp tekrar bunun içerisine aktaracağım diyor. Hemen buna başlangıç değerimizi verelim arkadaşlar. Sıfır olarak başlangıç değerimizi verdik. Buna vermeyelim. Biraz sonra uyarsın o zaman veririz. Veya verelim hani uyarmasın. Şimdi bunu bu şekilde yazmayacağım. Bunu yorum parantezine alıyorum. Bunu yorum parantezine alıyorum. Daha kısa bir yazılış yolu var, onu kullanacağım. İkiye bölünenler toplamı artı eşittir sayı. Bu yukarıdakinin aynısı arkadaşlar. Bu artı eşit kendisinin üzerine ekle demek. Yani ikiye bölünenler toplamının içinde bir sayı var. Sen sayıyı ekrandan oku ve bunun üzerine topla demek. Bunun Türkçesi bu. Üsttekinin şu satırın birebir aynısı. Geldim. İkinci bir işlem daha yapıyorum. If dedim. Sayı 3'e bölünüyorsa, 3'e bölümünden kalan sıfırsa diye öğrenirim. 3'e bölündüğünü öğrenmenin metodu budur. Geldim buraya. 3'e bölünenler, 3'e bölünenlerin toplamı eşittir. Artı eşit, artı eşit sayı. Az önce öğrendik nasıl onu. Bu şekilde yazabilirim. Şimdi burada da geldim. 3'e bölünenleri topladım. Şimdi buraya geldim. Ortalamayı hesaplayacağım arkadaşlar. Ortalama 2 eşittir. 2'ye bölünenlerin toplamı bölü ney? Bölü ne arkadaşlar? Bilmiyoruz. Saymadık ki. Kaç tanesi 2'ye bölünüyor? Bilmiyoruz ki. Kaç tanesinin 2'ye bölündüğünü bilmem lazım ki onu sayayım. O zaman bana sayaç lazım. Şöyle 2 tane sayaç yazalım. Sayaç 2, virgül sayaç 3. Bunlara da başlangıç değeri gerekecek arkadaşlar. Hemen başlangıç değerlerini de veriyorum. Integer 2 tane sayaç. Şimdi 2'ye bölünenler şurada, burada bu bloğun arasına girdi. Buraya girdiyse 2'ye bölünebilenlerdir ve toplama ekledi.
Toplama eklediğinde kaç kez buraya girdiyse onu sayayım. Dolayısıyla sayının kaç tane olduğunu, ikiye bölünebilen sayıların kaç tane olduğunu bulayım. Dolayısıyla burada sayaç 2 bir tane artsın. Burada da sayaç 3 atsın. Bunu da gelip buraya yazıyorum ki böyle de yazıldığını görün diye. Arada bir fark yok. Evet, buraya da geldim. Sayaç 3'ü bu şekilde arttırdım. Bunlar tamam arkadaşlar. Şimdi geleceğim. Bunu sayaç 2'ye böleceğim. Sonra geleceğim ortalama 3'e. O bana bir uyarı verdi. O uyarıya bakacağız şimdi. Ortama yazmışım. Ne güzel. Ortalama diye düzelttim. Buraya geldim. Ortalam 3. Bu durumlarda hemen şuradaki yazıyı kopyalayacaksınız. Getirip Ctrl-C. Buraya getirip şöyle Ctrl-V yapacaksınız. Olacak. Yani bazen öyle o değişken eksik yazarsınız ve bu niye olmuyor, görmüyor diye kafanız karışır. Bu durumda da yapılması gereken bu. Şimdi ne yapacağım? 3'e bölünenlerin toplamını geleceğim. Sayaç 3'e böleceğim. Tamam. Bu da tamam. Programım tamam. Geleceğim sonra bunları ekrana yazdıracağım. Printf formatında yazdırayım arkadaşlar. Evet. Cout F %.2 F boşluk %n virgül ortalama 2. Aynısını bir daha yapayım. Buraya da ortalama 3 yazdırayım. Hatta böyle daha yakışıklı olsun diye bunların da başına geleyim. Şöyle 10 karakterlik yere de bunlar veya 5 karakterlik yere de bunun toplamını sığdırsın. Bunları belirttim. Evet, buraya geldim. 5 karaktere de bunları sığdırsın şeklinde yazdım arkadaşlar. Sayıları girince ortalamayı hesaplayacak. Yalnız burada bana uyarı mesajı vermişti hatırlarsanız. Bu diyor ki bana, daha önceki derslerde bunu çok gördük. Bu diyor integer bir bölmedir. Sen diyor burada diyor integer diyor bir bölme yapıyorsun diyor. Bunun sonucu diyor integer çıkar diyor. Oysa diyor sen bunu diyor şöyle bir 1.0 ile çarp da diyor double'a dönsün bu diyor. Öyle demiyor da ben çözüm olarak onu öğretiyorum. Evet, şimdi gelelim programımızı çalıştıralım arkadaşlar. Bizden sayılar isteyecek. Diyelim ki 5 eleman olsun. 5 eleman olsun. Biz de sayıları verelim. 10, 3, 4 böyle sayıları verdim. Evet, şimdi geldi. 8'i sonradan yanlışlıkla verdim. 2'ye bölünebilenlerin toplamını, ortalamasını 7, 3'e bölünebilenlerin toplamını 3 olarak verdi. Bakalım 2'ye bölünebilenler hangisi? 10. 10 dışında 2'ye bölünebilen yok. Var mı? 4 var. 14. 2 tane. 14. 14 bölü 2, 7. Doğru. 3'e bölünebilenler. 3, bu bölünür 1. Başka da yok. 10'da ortalaması 3. Ya daha mantıklı sayılar verelim. Yine 5 tane olsun. Şöyle 2'ye bölünebilen sayılar verelim. 4 veya 3'e bölünsün veya 3'e bölünsün. Hatta hem 2'ye hem 3'e bölünsün. 24 verelim. Evet. Şimdi 2'ye bölünebilenler ne? 4, 6, 8, 12, 24. 36, 46, 54. 54 bölü kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5. Hepsi 2'ye bölünebiliyor. 56 bölü 5, 10 olsa 5.6, 2 katı, 10 olsa 54, 10.8 yapar. 3'e bölünebilenlerin toplamı da 14'müş. O neden? 36, orada da 4 hariç hepsi 3'e bölünebiliyor. 36, 6 daha, 8 de bölünmüyor. 36, 42, 42 bölü 3, 14 yapıyor. 14 kere 3, 42 arkadaşlar. Evet, programımız doğru olarak çalıştı. Ve printf formatı da burada kullanmış olduk. Peki bu printf formatının içerisinde hani ikilerin ortalaması diyeceksem ne yaparım? Şuraya gelir yazarım arkadaşlar. İkilerin ortalaması. İkilerin ortalaması eşittir. İkiye bölünenlerin ortalaması deyin siz ona. Şuraya da 3'e bölünebilenlerin ortalaması. Ya ben bunun ikisini yan yana yazdırmak istiyordum. Hani alt alta aynı sıraya gelsin bunlar. İyi gelsin, işte geldi. İşte aynı sıraya geldi arkadaşlar. Evet, tabii sayı istiyor benden. Sayıları vereyim, 10 diyeyim, şöyle diyeyim, böyle diyeyim. Evet, 2'ye bölünebilenlerin ortalamasını 5, 3'e bölünebilenlerin ortalamasını 5.25 olarak gördüğünüz gibi düzgün bir formatta getirdi. Burada bize yazdırdı arkadaşlar. Evet, bugünkü ders bu kadar diyecektim ama aklıma bu soru geldi. Şu soruya bakalım. 3'e tam bölünen ama 2'ye tam bölünmeyenlerin ortalaması. Bunu çok basit bir şekilde yapayım. Şimdi 2'ye bölünenleri şuraya gördük. Bize ne gerekiyor ikinci soru için? 2'ye bölünsün. 3'e bölünsün ama 2'ye bölünmesin. 2'ye bölünebilenleri bulduk. Birinci işlemimiz tamam. Şimdi 2'ye bölünmeyip 3'e bölünenleri.
Birinci ifade, şuraya bir else korum arkadaşlar, sorun çözülür. Yani şu ikinci if bu else'in olur, sorun çözülür. Veya gelirim buraya, bölü 2 ve sayının 2'ye bölümünden kalan 0 değildir derim. Tamam. Buraya tabii ki geleceğim. End işaretimi koyacağım. End işaretimi koydum. 2'ye bölümünden 0 değildir. Yani 3'e bölünsün ama 2'ye bölünmesin demek oldu bu. 0'dır. Veya şöyle de yapabilirdim bunu. 2'ye bölünmemesini böyle de yapabilirim. 1 çıkar çünkü her zaman. Ama bir önceki daha mantıklı, daha genel bir kullanım. Evet. 2'ye bölünmesin. 3'e bölünsün ve 2'ye bölünmesin. Bu iki kural birlikte gerçekleşsin. Bu da ikinci sorumuzun çözümü oldu. İyi günler diliyorum. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.